Merhaba arkadaşlar. 3 aşamalı test serimizde sanayi ile devam ediyoruz. Ancak şöyle bir hatırlatma yapalım. Birçok video kanalımızda mevcut. Eğer videolar kısmına girip arama yaparsanız aradığınız konuyu bulma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Çünkü 700'den fazla videomuz var. Hani bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Diyor ki işte şu konudan da çekebilir misiniz video diyor. Ama o konudan çekilen videolar zaten kanalda mevcut olabiliyor. Yani yine yoksa baktığınızda o şekilde yorum yapmanızı istiyoruz. Evet arkadaşlar, birinci aşamayla başlayalım. Birinci aşamamızda verilen illerimiz bu alanlarda bulunan madene dayalı sanayiyi sormuş. Ereğli, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, İskenderun, İzmir, bunlara Sivas da eklenebilir ki Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası Kardemir, Karabük, İskenderun ise en büyük olan, kapasitesi en fazla olandır. Ki bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı demir olarak dikkate alınabilir. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Antalya ve Elazığ'da bulunan maden tesislerini sormuş. Özellikle bu alanlarda Guleman, yine Fethiye Köyceğiz, Dalaman çevresinde çıkarılan krom bu alanda işlenmektedir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Kırklareli, İstanbul, Gebze, Yenişehir, Sinop, İzmir, Denizli, Mersin. Ham maddeye yakın olan bu sanayi tesisimiz taşıma maliyetinden dolayı yakınlığı dikkate alınmaktadır. Özellikle silisyum oranı yüksek olan kum burada önemli. O yüzden burada doğru cevap olarak camı dikkate alıyoruz. Sinop, Kırklareli, İstanbul, Gebze, Yenişehir, İzmir, Denizli, Mersin illeri dikkate alınabilir. Dördüncü sorumuzdayız. Giresun Aksu, Kastamonu Taşköprü, Zonguldak Çaycuma, Bartın, Balıkesir, Bolvadin Afyon, Muğla Dalaman, Taşucu Mersin. Bu alanlarda bulunan özellikle ham maddeye yine yakınlığı önemli olan önemli sanayi dalımız kağıttır. Kağıt ithal ettiğimiz ürünler arasında gelmektedir. Beşinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Bursa, ki buradan Bursa'ya selam olsun yine. Balıkesir, Bandırma, Kütahya, İzmir, İskenderun, Elazığ. Bu alanlarda bulunan sanayi dalımızın hangisi olduğunu sormuşuz. Bu alanlarda arkadaşlar dikkate aldığımız sanayi dalımız gübre. Gübre fabrikaları daha çok kıyıda toplanmıştır. Tabii hepsi değil. Daha çok kıyıda toplanmıştır. Bunun sebebi fosfat en çok kullanılan ham maddelerden birisi burada. Gübre sanayisinde tabii tek ham madde değil. Bunu dışarıdan aldığımız için özellikle maliyeti düşürmek, taşıma maliyetini düşürmek adına limanların olduğu yerlere kurmuşuz. Bu da önemli noktalardan birisidir. Altıncı sorumuza geldik. Birinci aşamamızda son sorumuz. Buradan yine 81 ile selam söylüyoruz. Selamlarınızı da alıyoruz. İzmir, Kırıkkale, Batman. İzmit İpraş, İzmir Ala, Kırıkkale Orta Anadolu, Batman da Batman. Bunun bulunduğu özellik olarak sanayimiz söylenirse petrokimya sanayisi. Petrol rafinerileri burada bulunuyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Birinci aşamayı tamamladık. İkinci aşamaya geçiyoruz. Verilen ilimiz İzmir. İzmir'de hangi sanayi tesisi bulunmaz? Otomotiv var. Petrokimya alıya var. Yağ sanayisi, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi durumlar dikkate alınabilir. Demir çelik fabrikası var. Krom ise burada yok. Krom fabrikalarını ferrokrom olarak Antalya ve Elazığ şehirleri ve sanayi tesisleri olarak söyleyebiliyoruz. İkinci sorumuza geçtik. Yine İstanbul verilmiş. İstanbul'da hangi sanayi dalı bulunmaz? Otomotiv var. Tekstil var. İlaç var. Ama demir çelik sanayisi bulunmuyor. Gemi tersane kısmında yine söylenebiliyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuzu çözmüştük. Üçüncü sorumuza devam edelim. İşaretlenmiş alanda aşağıdaki sanayilerden hangisi bulunmaz? İşaret alan Bursa arkadaşlar. Bursa'da otomotiv var.
Petrokimya sanayisi bulunmuyor. Yağ sanayisi var. İnegöl ki herkes biliyordur mobilya sanayisi var. Seramiği de dikkate alabiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Verilen il Adana. Otomotiv, tabii otomotiv deyince sadece arkadaşlar otomobil algılamayın. Bazı arkadaşlar o şekilde algılıyor. Sadece otomobil fabrikası olacakmış gibi yedek parça, yan sanayi, motorlu kara taşıların hepsi otomotiv sektörüne değerlendirir. Burası için geçerli. Pamuklu dokuma, yağ, un, şeker arasında değerlendirme yaparsak burada arkadaşlar şeker fabrikaları yok. Akdeniz ve Ege kıyılarında şeker fabrikaları bulunmuyor. Daha fazla getirisi olan ürünleri tercih ettikleri için şeker pancarını tercih etmiyorlar ki şeker sanayisi biliyorsunuz çabuk bozulduğu için şeker pancarı ham maddeye yakın kurulması gerekiyordu. Beşinci sorumuza geldik. Haritada işaretli alanda hangi sanayi bulunmaz? Verilen alan Gaziantep, çimento hemen hemen her ilde bulunuyor. Cam burada bulunmuyor. Un sanayisi var, içki sanayisi var, yağ sanayisi burada bulunuyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, ikinci aşamada son sorumuz. Hangisi bulunmaz diyor yine. Verilen yer Elazığ. Çimento her ilde vardı. Un var. Kağıt burada bulunmuyor arkadaşlar. Kurşun çinko fabrikası var. Krom var. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü aşamaya geçtik. Üçüncü aşama artık test mantığında. Yukarıdaki haritada hangi sanayi kolunun Türkiye genelinde bulunduğu alanlar gösterilmiştir? İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Bitlis, Tokat, Samsun. İzmir ve Samsun'u görüyorsak en önemlilerinden birisi burada arkadaşlar sigara olmaktadır. Seramiği alamadık. Seramik deyince Kütahya, Çanakkale, işte Bursa, Bilecik gibi iller ilk başta sayılıyor. Petrokimya olması için İzmit, Kocaeli, İzmir, bunun yanında Batman, bunun yanında Kırıkkale'yi vermesi gerekiyordu. Pamuklu dokuma için burada Tokat'ı alamam. Özellikle olarak Samsun'u alamam. C şıkkı sigara doğru cevabımız. İkinci sorumuza geçtik. İşaretli yerlerde hangi sanayi dalları bulunur? Verilen yer Ereğli Demir Çelik Sanayisi. Bunun yanında Muğla Dalaman Kağıt Fabrikası olabilir. Yine bu alanda termik santraller Yatağan ve Gökova olabilir. Ve daire şeklinde olan Batman Petrol Rafinerisi olabilir. Zaten A şıkkı direkt çıkıyor. Hani termik santral yerine kağıt da olabilir de verilen seçeneklerin bazılarında bu var. Örneğin B şıkkında var. Ama daire şeklinde olan kısma sigara olmadı. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuzda da bazı alanlar verilmiş. Taşköprü, Çaycuma, Balıkesir, Bolvadin, Dalaman, Taşucu, Aksu. Bu alanlarda kağıt fabrikaları bulunuyordu. Kağıt fabrikalarında da ham maddeye yakındaki orman ürünleri söylenebilir ya da orman ürünlerini kullandığını biliyoruz. Evet, dördüncü sorumuza geçtik. Kırklareli, Eskişehir, Uşak, Konya, Kayseri, Erzurum. Türkiye'de ilk açılan fabrikalardan birisi şeker fabrikaları. Alpullu, Kırklareli, Uşak yine o kısımda aynı yılda açılmış. Bu alanlarda biz şeker fabrikalarının olduğunu söyleyebiliriz. Kağıt olmuyor çünkü Karadeniz'deki yerleri zaten vermemiş. Sigara olmuyor, Samsun, İzmir gibi alanları vermemiş. Pamuklu dokuma olmuyor. Özellikle İzmir, yine Aydın, yine bu alanlarda Gaziantep, Adana gibi alanlar söylenebiliyor. O yüzden doğru cevabımız olarak verdik. Evet, Zonguldak, Afyon, Konya, Çorum, Giresun, Mersin, Adana. Hangilerinde kağıt fabrikaları bulunur? Giresun, Aksu, Zonguldak, Çaycuma, Afyon, Bolvadin, Mersin, Taşucu kısmında bulunuyor. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Bununla birlikte bitiriyoruz. Haritada verilen sanayi kolu bize sorulmuş. Verilen yerler arasında arkadaşlar. Şimdi kağıt olabilir mi? Kağıt olamaz çünkü Konya bizim kağıt fabrikalarımız arasında yoktu. Şeker olabilir mi? Doğu Karadeniz'de şeker fabrikası yok. Onun dışında Akdeniz ve Ege kıyılarında şeker fabrikası yok. Gübre olabilir mi? Gübrede arkadaşlar Sinop, Samsun, işte Bursa'yı yine alıyorduk. İskenderun'u alıyorduk mesela. Onlar verilmemiş. İzmir verilmemiş. Ama Türkiye'de baktığımızda hemen hemen her ilde çimento fabrikası bulunuyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yine serimize devam ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.